Merhaba arkadaşlar. Altın sınıf çanta yayınları öğreten defterde konuşu açı ve tümler açı konusuyla dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, öncelikle konuşu açı nedir, tümler açı nedir, bu tanımlarımıza bakalım. Birer kolu ve köşeleri ortak, iç bölgeleri birbirinden tamamen farklı olan açılara, arkadaşlar bakın şurası çok önemli, iç bölgeleri tamamen birbirinden farklı olacak ve birer kolu ortak olacak. Yani ışınları ortak olacak diyoruz. Ve başlangıç noktaları da aynı olacak. Yani şöyle diyorum. Bir tane ışın ortak olacak. Ve başlangıç noktaları aynı olup iç bölgelerde bakın birbirinden farklı olan açılara konuşu açılar denir. Ortak ışın olacak. Başlangıç noktası aynı olacak. Ve iç bölgeleri birbirinden farklı olacak diye 3 özelliğini söylemiş olalım arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Etkinliğimize geçiyorum. Evet, bir tık büyütüyorum. Aşağıda verilen şekillerdeki komşu açıları bulunuz diyor arkadaşlar. Evet, birinciye baktığımız zaman ESA açısı ile ESA açısı. Arkadaşlar bakın S ortak olacaktı SA ışını ve bölgeler farklı olacaktı iç bölgeleri. O halde bakın hemen yanındaki ASR açısı. Komşu açılardır diyoruz. İkinciye baktığım zaman evet arkadaşlar bakın burada birden fazla komşumuz var. O halde sırayla yazacak olursam evet şu iyi değil mi arkadaşlar? İyi diye görüyorum. Evet. DIN açısı ile NIÇ arkadaşlar hemen yandakileri bak yan yana gösteriyorum. İğneyi ortak gösterdim. Evet. NIÇ açısı komşu açılardır diyoruz. Devam ediyorum. NIÇ açısı arkadaşlar. Bakın şöyle rengi değiştirerek göstereyim. Yani bu açıyla alttaki CIE açısı komşu açılardır diyoruz. Şurayı temizleyerek pardon. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada komşu açılar bitmedi. Şimdi D şu iğne ışını görmeyin arkadaşlar. Burayı görmeyelim. DIC açısı var bakın. DIC açısı ile bir alttaki CIE açısı yine komşu açılardır diyorum. Bu sefer de arkadaşlar temizleyerek gösterecek olursam az önce iğne ışını görmeyin dedim. Bu sefer de IC ışını görmeyelim. Bakın şu ışını görmezsek o halde DIN açısıyla yani şu açı ile ışını görmeyince tamam bakın arkadaşlar. NIE açısı komşu açılardır diyoruz. Evet, üçüncüye baktığımız zaman ALC açısı ile CLI açısı arkadaşlar bakın LC ışını ortak olacak. CLI açısı komşu açılardır diyoruz. Evet, açısını da gösterelim. Evet, dördüncüye bakıyorum arkadaşlar. Yine birden fazla komşu açımız var diyoruz. Sırayla başlayalım. KOL açısı ile biraz mesafeli yazalım. Hemen yanındaki arkadaşlar bakın. LOM açısı komşu açılardır. Evet devam ediyorum renk değiştirerek. LOM ile MON bakın arkadaşlar OM ortak olacak şekilde yazıyorum. LOM açısı ile MON açısı komşu açılardır diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ışınları görmeme olayına bakacağız. Temizliyorum tamamen. Şimdi diyorum ki arkadaşlar OL ışınını görmeyelim. Bakın burayı karaladığımı düşünün. KOM açısı var bakın tamamı.
KOM açısı ile alttaki OM ortak olacak şekilde söylüyorum. MON açısı komşu açılardır diyoruz. Bu sefer de temiz diyorum arkadaşlar. Dikkat edelim. Az önce OL'yi görmemiştim. Şimdi OM ışınını görmüyorum arkadaşlar. OL, KOL açısı ile OM'yi görmeden söylüyorum. LON açısı komşu açılar olur diyoruz. Arkadaşlar dikkat edersek komşu açıların ortak iç bölgeleri yoktur diye söylüyoruz. İç bölgeleri ortak değildir diye belirtmiş olalım. Evet, temizliyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet, bakın burada da yazıyor. Komşu açıların iç bölgeleri ortak noktası yoktur arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet arkadaşlar, burada da tümler açıyı öğreneceğiz. Ölçülerin toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar diyoruz arkadaşlar. Tümler açılar diyoruz. Şimdi şunu da anlatmak istiyorum. Ben öğrencilerime hemen bunu burada geldiği zaman, yeri geldiğinde söylerim. Şimdi arkadaşlar tümler açı iki açının toplamı 90 derece ise tümlerdir. İki açının toplamı 90 derece diye yazayım. İki açının toplamı 180 derece ise bu açıları da bir sonraki derslerde göreceğiz. Bütünler açılardır diyoruz. Şimdi öğrenciler genelde şunu karıştırıyor. Ya tümler 80 miydi? 180 miydi? Yoksa bütünlerin toplamı 90 mıydı? 180 miydi? Karıştırıyorlar. Ben de öğrencilerime hemen şunu söylüyorum. Bakın tümleri yazıyorum. Hemen altına 90'ı rakamla yazıyorum. Bir de 90'ı heceyle, kelimeyle yazalım, harflerle yazalım. Aynı şekilde bütünler yazıyorum. 180'i sayılarla yazıyorum. Ve 180'i harflerle yazıyorum. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Tümler kelimesi, tümler 2 hece, 90 2 rakam ve 90 2 hecedir. Yani ikilikler bir arada diye düşünebilirsiniz. Bütünlere bakıyorum. Bütünler 3 hece, 183 rakam ve 183 hecedir. Bakın üçlükler de bir arada olacak şekilde kodlama yaparsanız karıştırmazsınız diye düşünüyorum. Tümler 90 2 olduğunu görüyoruz. Bütünlerde de bütünler 180 şeklinde kodlama yaparsanız asla karıştırmazsınız diye söylüyoruz. Evet, etkinliğime geri dönüyorum. 57 derecelik bir açının tümler açısının ölçüsünü bulalım arkadaşlar. Toplamları 90 derece olan iki açı tümler açıydı. O halde nasıl bulurum arkadaşlar? 57'yi bakın. Kare neyle toplarsam diye düşünebiliriz. 57'yi kareyle topluyorum. Yani tümleridir diye düşünüyorum. Neyle toplarsam 90'dır arkadaşlar. Ben bu işlemi nasıl bulurum? 90'dan 57'yi çıkartırım. Ve 33 derece olduğunu söylerim. Tümler açısını arkadaşlar. Yani ben 57'yi 33 ile toplarsam 90'dır derim. O halde 57 ile 33 birbirinin tümler açısıdır deriz arkadaşlar. Evet, temizleyerek bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet. Etkinlikte arkadaşlar bizden ne istiyor? Aşağıda verilen açıların tümler açılarını bulunuz. Yani ne yapacağım arkadaşlar? Birincide ben hangi sayıyı 58'e toplarsam 90'dır diye düşüneceğim. O halde nasıl bulurum? 90'dan 58'i çıkartırım ve 32 derecedir tümler açısı derim arkadaşlar. O halde 58'in tümleri 32'dir diye söyleriz. Evet, 34'ün tümlerini bulmak için 90'dan 34'ü çıkarıyorum. 56 derecedir tümleri diyorum. Evet, 27'nin tümleri 90 dereceden 27'yi çıkarıyorum. Ne olur? 63 derece olur tümleri diyorum. Evet, 90'dan 14 dereceyi çıkarıyorum. Ve 76 derecedir. Bakın 76 derece 14'ün tümleridir diyorum. Evet, 90'dan 83'ü çıkarıyorum. Evet, 7 derecedir tümleri diyorum.
90 dereceden 76 dereceyi çıkarıyorum ve 14 derecedir tümleri diyorum. Bakın 76'nın tümleri 14'tür şeklinde de gösteririz. Evet, 45'in tümlerini bulabilmek için 90'dan 45'i çıkarıyorum. Ve 45'in tümleri 45'tir diyorum. Evet, 19'un tümleri 90'dan 19'u çıkaracak olursak 71 derecedir diyorum. Evet, 90'dan 28'i çıkarıyorum. Ne olur arkadaşlar? 62 derece olur tümleri. 90'dan 52 dereceyi çıkarıyorum. 38 derece olur tümleri diyorum. 90'dan 41 dereceyi çıkarırsak da 49 derecedir tümleri diyoruz. Evet, devam ediyorum. 90'dan 68 çıkarıyorum. 22 derece olur tümleri diyoruz. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet, bu etkinlikte arkadaşlar benden ne istiyor? Aşağıda verilen açı çiftleri tümler açı ise tik ile, değil ise çarpı işaretine koyun istiyor. Şimdi ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Toplamları 90 mı diye kontrol edeceğiz. Evet, 23 ile 77 hemen topluyorum. 7, 3 daha 10 elde var 1. 7, 2 daha 9, 1 de elde 10. 100'dür arkadaşlar. 90 olmadığı için tümler değildir diyorum. 2'ye bakıyorum. 34, 36 ile 54 topluyorum. 6, 4 daha 10 elde var 1. 5, 3 daha 8, 1 de elde 9. Evet, 90 dereceyi gördüm. O halde tümlerdir diyorum. 44 ile 46'yı topluyorum. Evet, toplarsak arkadaşlar 90 derecedir. O halde tümlerdir diyoruz. 4'e bakıyorum. 133 ile 47'ye bakıyorum. Arkadaşlar 133 ile 47'yi toplarsak tabii ki 90 değildir diyoruz. 10 elde var 1. 7, 1 de elde 8, 1. Bakın arkadaşlar 180. Bu bütünler açıydı. O halde çarpı işaretini koyuyoruz. 51 ile 49'u topluyorum. 100 derecedir. O halde tümler değildir diyorum. 90 ile 90'ı toplar isem 180 derecedir ve bütünlerdir diyoruz. Çarpıyı koyuyoruz. 78 ile 12'yi topluyorum. 90 derecedir. Evet, tümlerdir diyoruz. 14 ile 66'yı toplarsam arkadaşlar 80 derece olur. Tümler değildir diyorum. 90 olması gerekiyordu. Evet. 37 ile 43'ü topluyorum. Ne olur arkadaşlar? 80 derece olur diyorum. Yine tümler değildir diye söylüyoruz. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet, bu etkinlikte bakalım benden ne istiyor? Evet, komşu olan tümler açılara arkadaşlar hem komşu hem tümler. Dikkat edelim. Komşu olan tümler açılara ne diyoruz biz? Komşu tümler açılar diyoruz. Hem komşu olacak hem de toplamları 90 derece olacak diyoruz. Şimdi açımızı inceleyelim bakın. ABD açısı ile ABD açısı. Bakın bu 30 derece. DBC açısı. Bakın arkadaşlar bu ikisinin toplamı 30 artı 60'dan 90 derece olduğu için ABD açısı ile DBC açısı komşu tümler açılardır. Evet, devam ediyorum. Evet arkadaşlar bakın burada kat olarak söyledi. Ben bunu genelde öğrencilerime A olarak anlatıyorum. Bilmediğimiz yere A diyeceğiz. Nasıl yaptığımızı gösterelim. Şimdi komşu tümler iki açıdan biri diğerinin iki katı olduğuna göre büyük açının kaç derece olduğunu bulalım diyor. Bakın küçük açı bir kat demiş. O halde büyük açı arkadaşlar diğerinin iki katı olduğu için iki kat dediğini düşünüyor. Bir kat ile iki katın toplamı ne olur arkadaşlar? Üç kat olur diyoruz. O halde üç kat arkadaşlar komşu tümler açılarının toplamı 90 dereceydi. 3 kat 90 derecedir diyoruz. Bir katı bulmak için ne yaparım arkadaşlar? 90'ı 3 kat 90 derece ise 90'ı
3'e böleriz diyelim. Evet, 90 bölü 3'ü gösteriyorum. 90'ı 3'e bölersem 30'dur arkadaşlar. Bu 30 nedir arkadaşlar? 1 katı. O zaman 1 kat eşittir 30 ise 2 kat ne olur arkadaşlar? 2 çarpı 30'dan, çünkü 2 katta 2 çarpı 30'dan 60 derece olur diye söylüyoruz. Ben bu etkinliğe benzer etkinlikleri arkadaşlar A üzerinden, yani bilinmeyeni A diyerek cebirsel ifade konusunu öğrendiğimize göre artık oradan yaparız diye düşünüyorum. Oradan göstermeye çalışacağım. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet, birinci etkinliğe bakıyorum. Komşu tümler iki açıdan, biri diğerinin 4 katı olduğuna göre büyük açının ölçüsü kaç derecedir diye sordum. Arkadaşlar bakın, bir büyük açımız var, bir de küçük açımız var. O halde ben küçük açıya az önceki etkinlikte olduğu gibi kat demek istemiyorum. A olsun diyorum. Küçük açıya A dediğimi düşünün. A diyebilirsiniz, B diyebilirsiniz, kutu diyebilirsiniz, kat diyebilirsiniz. Fark etmez. O halde büyük açı arkadaşlar bakın bana ne dedi? Biri diğerinin 4 katı. O halde küçük açı A ise A'nın 4 katı 4A olur diye söylüyorum. Birisi A, diğeri 4A oldu. Şimdi bunlar komşu tümlerdi. Yani bunların toplamı 90 dereceydi. O halde A ile 4A'yı topladığımı düşünüyorum. Bakın A artı 4A. Arkadaşlar A dediğim 1A'dır aslında. 1A ile 4A'yı toplarsam 5 tane A olur arkadaşlar. Peki komşu tümlerse bu 5A aynı zamanda neye eşit olmak durumunda? Şuradan yazıyorum. 5A eşittir 90'dır diyorum. Evet, 1A'yı bulabilmek için arkadaşlar ne yaparız? 90'ı 5'e böleriz. O halde bakın 90'ı 5'e bölüyorum. 90'ı 5'e bölecek olursak 18'dir diyorum arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Bir tane A. Yani küçük açı 18 oldu. Benden ne istemişti? Büyük açı istemişti. Bakın büyük açı arkadaşlar 4A demiştim. Büyük açı diyorum. 4A olduğuna göre A'nın değerini 18 buldum. O halde 4 ile 18'i çarpıyorum. 4 ile 18 çarpacak olursak 72 derece olur. Büyük açının ve sorunun cevabı diyorum. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıdaki şekillerde soru işaretiyle belirtilen açıları bulunuz diyor. Arkadaşlar açıya baktığınız zaman benden nereyi istiyor? NLM açısı. Şimdi bunun tamamı arkadaşlar 90 derece, bakın burada dik görüyorum. Evet. KLN 41 derece ise o halde ne yaparım? NLM açısını bulabilmek için M ile gösteriyorum. NLM açısını bulabilmek için 90'dan 41 dereceyi çıkartırım. Ve 49 derece olduğunu söylerim. Evet, devam ediyorum. İkinciye baktığımız zaman da ABD açısını istiyor. Bunu da küçük S harfiyle gösterelim. ABD açısı yine 90 derece arkadaşlar. Bunlar komşu tümlerdi. 90'dan 13 dereceyi çıkarıyorum. 90'dan 13'ü çıkarırsak 77 derecedir diyorum. Evet, devam ediyorum. Üçüncüye bakıyorum. Yandaki şekilde ABD ile DBC komşu tümler açılardır. Buna göre DBC açısının ölçüsü DBC, bakın bizden burayı soruyor. Arkadaşlar ABD'ye baktığım zaman 3A, DBC'ye baktığım zaman 2A. Bunlar komşu tümlerse bakın bunları topluyorum. 3A artı 2A ne olur arkadaşlar? Komşu tümler olduğu için 90 derece eşit olur diyorum. 3A ile 2A'yı toplarsam 5A eşittir 90'dır. Buradan arkadaşlar A'yı bulabilmek için 90'ı 5'e böleriz. 18 derecedir diyorum. Ne arkadaşlar? Bu A'nın değeri. A 18 derecedir. Benden istediği DBC açısı arkadaşlar 2A idi. 2A 2 çarpı A demektir. O halde 2 ile 18 çarparsak 36 derecedir sorumuzun cevabı diyoruz. Evet, temizleyerek bir sonraki etkinliğe geçiyorum.
Bir tık büyütelim arkadaşlar. Birinci etkinlikte benden ne istiyor? Tümlerinin ölçüsü kendisinin 5 katı olan açı kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar açımız var. Açıya ben yine bilmediğim için A dediğimi düşünüyorum. Açı A olsun diyorum. Tümleri bunun 5 katıymış arkadaşlar. O halde tümlerine de A'nın 5 katı 5A diyorum. Aslında 5A arkadaşlar aklımızda olsun. 5 çarpı A demektir. Araya nokta yazmasak, çarpı yazmasam da çarpı olduğunu bilirim ama yazmayabilirim. Evet. Arkadaşlar şimdi biz ne yapıyorduk? Tümler açılarda açıları topluyorduk. O halde açıyla tümlerini yani A ile 5A'yı topluyorum. A artı 5A. Bunlar tümler olduğu için 90 derece eşittir diyorum. Evet, 1A ile 5A'yı toplarsam 6A eşittir 90'dır. 1A'yı bulabilmek için 90'ı 6'ya böleriz arkadaşlar. 90'ı 6'ya bölersem 15'tir. Bu 15 ne arkadaşlar benim için? Bir tane A. Zaten benden ne istedi arkadaşlar? Açıyı istemişti. Bakın açıya da A demiştik. O halde sorumuzun cevabı açı 15 derecedir diyoruz. Evet devam edelim ikinci etkinliğe. Tümler iki açıdan biri diğerinin 8 katı olduğuna göre küçük açı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar küçük açımız var. Bir de büyük açımız var diyelim. Yine ben bilmediğim için arkadaşlar isteyen arkadaşlar buraya kat diyebilir, kutu diyebilir fark etmez. Ben küçük açıya A diyorum. Büyük açıda bunun 8 katı. O halde 8A olur diyorum. Şimdi ikisini toplam arkadaşlar. A ile 8A'yı toplarsam tümler olduğu için bu 90'a eşit olmalı diyorum. A ile 8A şuradan yazalım arkadaşlar. 1A ile 8A'yı toplarsam 9A eşittir. 90 ise A'yı bulabilmek için ne yaparım? 90'ı 9'a böleriz. Evet A'nın değeri arkadaşlar 10 olur diyorum. 10 derecedir. Ve benden zaten küçük açı istemişti. Yani A'yı istemişti. Sorumuzun cevabı 10'dur diyorum. 10 derecedir diyoruz. Evet üçüncü etkinliğe baktığım zaman tümlerinin ölçüsü kendisinin ölçüsünün 9 katı olan açıyı kaç derecedir diyor. Evet açımız bilmediğim için A olsun. Bunun tümleri 9 katı ise arkadaşlar 9A olsun. Yani 9 çarpı A olsun gibi düşünebilirsiniz. Tümler olduğuna göre arkadaşlar bu iki açı. Bu ikisini topluyorum bakın. A ile 9A'yı topluyorum. Tümler olduğu için bunlar 90 dereceye eşittir diyorum. 1A ile 9A'yı topluyorum. 1A, 9A daha 10 tane A olur arkadaşlar. 10 çarpı A eşittir. 90 derecedir. Evet 1A'yı bulabilmek için 90'ı 10'a bölmem gerekir diyorum. Ve 1A'nın 9 derece olduğunu görüyorum. Bakın A eşittir. 9 derecedir diyorum. Zaten benden de açı istemişti arkadaşlar. Açıya da A demiştik. O halde sorumuzun cevabı 9 derece olur diyoruz. Şöyle renk değiştireyim arkadaşlar. Karışmasın fazla. Ve şu arayı da şöyle karışmayacak şekilde gösterelim. Evet şöyle gösterelim arkadaşlar. Evet dördüncü soruya bakıyorum. A 52 derece 52 derecelik açının tümleyeni. B de tümleyeni 21 derece olan açı arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar B eksi A kaçtır diye soruyor. Evet ben A'yı bulabilmek için 52 derecelik tümleyeni olduğuna göre arkadaşlar ne yaparım? 90 dereceden 52 dereceyi çıkartırım. 90'dan 52'yi çıkarırsak 38 derecedir A'nın değeri. B de tümleyeni 21 derece olan açıydı arkadaşlar. O halde B'yi bulabilmek için de 90'dan 21'i çıkarırım. 69 derecedir B'nin değeri diyorum. Benden B eksi A'yı istemişti. Bakın B eksi A 69'dan B 69'du. A da 38'di. 69'dan 38 çıkaracak olursak sorumuzun cevabı 31 derece olur diyorum. Evet arkadaşlar. Bunu da karışmasın diye şöyle doğrumuzu alarak
gösteririm. Evet arkadaşlar, bu etkinlikle dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.